Herkese merhaba. Bugün O Ne Diyor'da merak ettiklerinizi ben yanıtlayacağım. Tabii benimle ilgili merak ettikleriniz varmış. Ben de bilmiyorum, bakalım nelermiş. Hemen başlıyorum. Berk, sana soruyorum. YouTube'da hangi kanalları izliyorsun demiş. Vallahi açıkça itiraf etmek gerekirse ben YouTube'da çok fazla öyle kanal falan koşturan bir adam değilim. Ama O Ne Diyor'yu seviyorum. Yani kim ne diyor diye bakmıyorum. O Ne Diyor diye bakıyorum genelde. İlk konserinizdeki heyecan nasıldı? Ben ilk konserime, yani kendi konserine girememiş bir adamım. Benim konserim vardı, evet. Cumhuriyet Bayramı konserine denk gelmişti ilk albümümün çıkışı. Sahnede Okan Karacan vardı, sunuculuk yapıyordu. Birçok sanatçının katıldığı bir konserdi. Arka arkaya çıkıyorduk ve ben henüz sarı çizmeli meme dahilim. Benim adım anons edildi. Koşarak gittim ama zabıtalar beni durdurdular sahneye çıkmayayım diye. Bir tane Super Mario kılıklı bir amcam vardı. Ona buradan selamlar olsun. O çok direndi benimle. O bayağı direndi yani. Ben abi lütfen çekilin, bak beni anons ediyorlar diye anlatmaya çalışsam da. Geç ulan geç, izleyicilerin yanına geç falan diye beni azarladı. Yani Okan Karıcan'a koşup sarılacak bir potansiyel gördü herhalde bende sahnede. Çıktım tabii ki, çıkmaz olur muyum? Çıktım ama çıkmaz olaydım. Yani o psikolojiyle sahneye nasıl çıkılır tahmin edersiniz. Şarkıcı olmasaydın ne olurdun diyor. Vallahi işsiz olurdum. Bir iki ticari denemem oldu. Çok fena dövüyorlar adamı ticarette. En azından benim gibi anlamayanları. O yüzden ben kesin işsiz olurdum. Onun dışında gönlümde yatan şey yine sektörümün diğer bir tarafıyla alakalı. Herhalde belgesel yapımcısı falan olmayı isterdim. Bunu da her yerde söylüyorum. İnşallah biri duyar da bir gün bir şeyler çektirir bana yani. Hayatta yüzleştiğin en büyük şey nedir ve bu hissiyatı nasıl tasvir edersin demiş. Benim yüzleştiğim en büyük şey babamı kaybetmekti. Onu da tarif edemem. Allah kimseye yaşatmasın. Bunlar kötü konular. Aklıma geldi. Hemen geçeyim, eğlenceye dönelim. İki sorum var. Seni yine dizilerde görebilecek miyiz? Ve Almanya'da konser vermeyi düşünüyor musun? Eğer planlarında varsa Münih'e beklerim. Münih'e selam. Ben oyunculuğu zirvede bıraktım arkadaşlar. İkinci dizim 7. bölümde kaldırılınca dedim ki artık buradan sonrasına herhalde devam etmemeliyim diye düşündüm. Gerçi çok da benimle özdeşleşen işler olmadı. Çok cici ailenin çocuğu, cici çocuk modunda beni hep gördü yönetmenler o dönemde. Halbuki içimde de çok böyle birazcık dirty'de bir tip var yani. Belki öyle işlere çok adapte olamadığım için olmadı. Yine çok kapalı değilim ama dışarıdan bakıyorum. Belki reddedemeyeceğim nitelikte bir şey olur. Ben bunun altından kalkabilirim dediğim ve olsun istediğim bir rol olursa bir gün. Belki ama kovaladığım bir şey değil. Almanya'ya da geleceğim. Münih'te görüşürüz. Aa, Ekrem İmamoğlu'na oy çıktı. Yanlışlıkla buraya dağıtmışlar her yerde. Ona yanlış oy atıyorlar diyorlar ya. Yani buradan çıktı, ne yapalım, yazsınlar mı? Ben şarkısını yaşadığım bir olaydan mı çıkardın? Vallahi yazdığım şarkıların çoğunda yaşadığım şeyler muhakkak oluyordur. Bilinçaltım bunları tetikliyor, dolduruyor, işte bir şeyler yapıyor. Direkt olarak hani bir ilişkim üzerinden kurguladım, yazdım dersem yalan söylemiş olurum. Hikayeler sizin artık. Şarkıyı ben yazdım, siz hikayelendireceksiniz. Kariyerinizin zirvesi hangi şarkıydı? Ben Çilek Dudaklarını unutamıyorum açıkçası. Ben de unutamıyorum açıkçası. Ya her şarkının değişik böyle pik yaptığı anlar oldu yani kariyerimde. Tabii ki Çilek, siz ilk beni tanıdığınız şarkı olduğu için Çilek Berksan diye böyle özdeşleştirdiler ya. Benim de önceden hoşuma gitmiyordu. Şimdi hoşuma gitmeye başladı. Tabii birazcık daha büyüyorum ya. O beni daha küçük hissettiriyor herhalde. Çilek Berksan'dan demeleri. Kendine çapkınlıkta 100 üzerinden bir puan versen kaç olurdu? İlk çapma aşamasında 100 verirdim kendime de devam... Devam etme aşamasında bayağı sınıfta kalıyorum nedense. Ama çapma da iyi yani. İlk çapma da iyiyim. Yaşamak istediğin ama ertelediğin en büyük 3 hayalin ne? Birincisini zaten yaşıyorum. En büyük hayallerimden birisi şarkılarımı kalabalıklarla söylemek. Onun devamını yapmak, bu teşviki takdiri kazanmaktı. Bunu yaşıyorum zaten. Diğerine gelince iyi bir aile babası olmak istiyordum. O hala hayal yaşamasında devam ediyor. Sonuncusunu burada söyleyemeyeceğim ya. Kendi kulvarında en beğendiğiniz şarkıcı kim? Yani iyi işler yapan arkadaşlarım var. Müziğinden öteye artık işin bile bu sektörel kısmında onlarla meslektaş olduğum için birazcık da terazinin diğer tarafına da karakterlerini de koyarak aslında bakıyorum. Sizin gibi dinleyemiyorum onları. Kusura bakmayın. O noktada da gerçekten çok fazla isim söyleyemeyeceğim. Hiç kimse kusura bakmasın. Ama Özgün'ü çok severim. Gerçekten çok beyefendi. Çok düzgün bir adamdır. Çok iyi bir müzisyendir. Selam göndereyim burada. Aşkı da sayacağım adam bulamadım. Yani vardır adam da ben bulamadım yani. Kusura bakmayın. Geçmişten biriyle bir saat muhabbet etme şansın var. Kimi seçersin? Atatürk'ü isterdim. Onunla bir saat bir ömür gibi gelirdi. Gerçekten çok isterdim Atatürk'le böyle bir karşılıklı bir saat oturmayı. Belki rakı bile içerdik beraber. Bir dinlemeye başlayınca en az 3 gün başka şarkıcı dinlemeden hipnoz edilmiş gibi dinliyorum. Ne bu büyülü şarkılar mı? Allah Allah. Bak şimdi bana ver lan, gaza bak. Bunu ismi okuyacağım abi, çok güzel. Alina. Alina çok teşekkür ederim. Mayıs'ta yeni şarkım geliyor. Yeni biri. Umarım onu da hipnotize olarak dinlersin. Acayip heyecanlıyız bu arada arkadaşlar. Gerçekten süper bir sound geliyor. Sende daha çok Berksan değil de Berkcan tipi var diyor. Bunu hiç anlamamışım değil mi?
Ben zaten, ben kendi aslında Berksan tipi de görmüyorum aynaya bakınca. Gerçekten bazı isimlerin tiplerle bağdaşmadığına dair benim de bir inancım var. Ama kendi adıma gelince ilkokul, ortaokul üst dönemlerinde bunun çok böyle havasını, lisede falan havasını yaşanıyor. Berksan mı falan? Çok karşılaşılmayan bir isim olunca ben de evet Berksan diye yani. Böyle havalı bir şey gibi geliyordu. Sonra büyüdük. İşte internet çıktı. Ondan sonra Berksan MT'de ŞT'yi yazmaya başladınız. Ben de gülüyorum. Ama farklı olma hoşuma gider. Hani farklı, çok rastlanmayan bir isim olması hoşuma gidiyor. Gözlerime dizdiğin iltifatlara da teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Avrupa konserleri var mı bu yaz? Ya da direkt Londra konseri mi? Avrupa konserleri de olacak ama şu an yazın ilk Haziran'da Londra'da buluşacağız. Ben Londra'da hiç konser vermedim bu arada. Oradaki dinleyenlerimize, sevenlerimize sevgilerimi gönderiyorum. Ben gelmeden de tatile çıkmamalarını rica ediyorum. Sonra beraber döneriz Türkiye'ye, Bodrum'a, neresiyse. Yaşlanmama iksirin formülünü verir misin diyor bana. Gerçekten bunu bilmiyorum. Ben de yıllar önce Hakan Peker'e sorardım. Hayırdır diye soruyordum. Bir de Emre Altı var değil mi? Emre Altı'ya da soruyordum. Şimdi bana soruluyor. Demek ki böyle her hissettiğiniz her yerde yaşamamalısınız. Kader dönüp dolaşıp size de bazen aynı şeyleri yaşatıyormuş. İnşallah öyle devam eder. Yok öyle dünyam klibinde motosikleti kendim mi kullandım? Ya yemin ediyorum kendim kullanmaya çalıştım. Çok da severim. Bir arkadaşımın motosikletiydi o. Çok ağır bir motosikletti. Ben yıllardır motosiklet kullanmıyorum ve bunun için aslında bir ay boyunca da sürekli motosiklet kullandım. Ama benim kullandığım motosiklet başkaydı. Klipte gördüğünüz motosiklet Harley Davidson marka ve bayağı ağır bir motosikletti. Bulunduğu zeminde böyle çakıl taşlarının olduğu için ben motoru neredeyse düşürüyordum. O yüzden bana güvenmediler, vermediler motoru bana. En son çektiğim fotoğraf. Haydi o zaman en son fotoğrafım bu olsun. Herkes de bir neşe görmek istiyor. İşte en son çektiğim fotoğraf arkadaşlar. Ve bunu paylaşacağız birazdan. Neden hep böyle duygulu bakışlar, anlatsana biraz. Eğer öyleyse problem var çünkü işte artistlikte böyle bir şey. Bilmiyorum ya, ben şeyden nefret ediyorum, bu duygusal, romantik falan filan. Sakın beni oralara koymayın yani. Hiç öyle bir adam değilim. Hande Yener'le neden kavga ettiniz diyor. Abi senin yıldızın mı düşük? Vallahi ben de öyle düşünüyorum. Kaliteli sözler, besteler, harika klipler ama değeri bilinmiyor. Daha iyi yerlerde olman gerekiyor. İşin reklam kısmı mı eksik sanki? Bu sene Harbiye konseri var mı? Lütfen beni kulise alır mısın demiş. Şimdi yıldızın düşük konusuna gelince bu burçlardı falan da filandı. Ben bu işlere çok inanmazdım ama bakınca gerçekten benim yıldızımda bir düşüklük söz konusu. Şarkılarımla ilgili hak ettiği yerde değil diyorsun. Ben hiçbir zaman yaptığım şarkıları veya beni herkes sevsin diye bu yola çıkmadım. Aslında sadece bir zümreye ait olmak bana kendimi çok daha özel ve kaliteli hissettiriyor. Bunu daha önce de söylemiştim. Hak ettiği yere geliyor mu konusuna gelince, hak ettiği yere gelmeseydi eğer ben 15 yıl boyunca 200'ün üstünde beste yapıp varlığımı sürdüremezdim. Bu sektör insanı anında yutan bir sektör arkadaşlar. Ben sadece bu işi magazinsel olarak süslemiyorum. Çünkü şarkılarımın gücü bana yetiyor. Evet, siz daha farklı insanları ekranda görüyorsunuz ama popüler kültür bu işin en kaymak kısmıdır, köpüğüdür, en hafif yeridir. Bunu sanat gözüyle bakanlar için söylüyorum. Harbiye konserine gelince, evet sıra dışı bir ilişki yaşayarak magazin gündemine oturursam Harbiye'de konserde görüşürüz. Allah rızası için artık Anadolu yakasında bir etkinlik, bir konser, bir şey olsun ya. Oluyor da ben mi kaçırıyorum? Anadolu yakasında evet uzun zamandır bir şey yapmıyoruz. Gerçi gelip geziyoruz. Karşılaşmamış olabilir miyiz bilmiyorum. Sık sık cadde diyeyim yani. Benimle evlenir misin? Evlenirim. Devamını okumayacağım çünkü artık seçeneklerim daralmaya başladı. Çok fazla seçici değilim yani bu konuda. Kabul ediyorum. Bul beni. Bakış mı atıyorsun? Mermin Bremin. Bremin. Bilmiyorum. Bremin. Takip ettiğiniz yerli yabancı diziler hangileri? Üf. Dizi manyağıyım ben. Netflix manyağıyım. Yani buradan söyleyebiliyor muyum Netflix'te? Söylüyorum. Netflix'te artık hani girip çıkmadım herhalde, dizi kalmadı. Yani hani işin sadece böyle heyecanlı action modunda olanları, fantastikleri falan filan. Hepsini izledim. Say say bitmez. Hepsini izliyorum abi. Ev senin mi kira mı demiş. Kira. Kira ne yazık ki. Son soruya geldim. Para harcamayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Parayı ne olursa olsun harcamışız. Bak ev kira gördüğün gibi. Neyi sevdiğimizi ararken harcamışız parayı. Onu bulamadığımız için evi de alamadık. Sorular burada bitti. Parayı gerçekten sevmiyoruz, onu harcamayı seviyoruz. Nokta koyayım. Burada olmak çok güzeldi. Bitti mi? Kapanış yapıyoruz. Kapanış. Kendinize iyi bakın. Bunları alabiliyor muyum ben?